33 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas katliamının üzerinden 27 yıl geçtiği değerli izleyenler. Evet, olay detayları Almanya'da da araştırılıyor. En azından Sol Parti bu konuda iki kere üst üste soru önergesi verdi. 2019'daki önergesine tatmin edici yanıtlar alamadığı için geçtiğimiz günlerde bir soru önergesi de Alman hükümetine teslim edildi ve Sivas faillerinin son durumu soruldu. Konuyu Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Entegrasyon Politikaları Sözcüsü Gökay Akbulut'la konuşuyoruz Avrupa gündeminde. Evet, Sivas katliamıyla ilgili istediğimiz cevapları, daha doğrusu gereken cevapları alamadık dediniz ve yeni bir soru önergesi var. Sivas katliamının failleriyle ilgili Almanya'da yaşayan faillerdeki son durumu sordunuz ama Alman hükümetinden gereken bilgileri alamayıp iş başa düştü deyip Sol Parti, sizler araştırma yaptınız. Nasıl bir yol izlediniz? Bu bilgilere nasıl ulaştınız? Önce onu sormak isterim. Biz bu çalışmaları birçok arkadaşın verdiği destekle hazırladık bu önergeyi. Daha önce Selim Dağdelen'in hazırladığı önergeler vardı Federal Meclis'te. Sayın Mehmet Kılıç'ın hazırladığı önergeler, çalışmalar vardı. Avukat arkadaşların yaptığı çalışmalar vardı. Ve benim danışmanım Sayın Ali Fırat'ın yaptığı çok detaylı ve çok uzun süreli yürüttüğü çalışmalar vardı. Ve ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bütün arkadaşlara bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Ve bir ekip olarak bütün bu bilgileri bir araya getirip bu önergeyi hazırladık. Çalışmaları, araştırmaları tekrardan gözden geçirdik. En son Berlin Yeşiller Partili Fadime Topaç'ın Federal Başsavcılığa açtığı suç duyurusu var söz konusu. Ve biz bütün bu süreci tekrar bir gözden geçirip yeni bir önerge hazırlamak kararı aldık. Geçen sene hazırladığımız önergede yeterli cevap almadık. Şu an elimizde olan yeni belgeler söz konusu ve biz şu an elimizde olan yeni bilgileri dahil edip yeni bir önerge hazırladık ve şu an Almanya hükümetinden cevaplar bekliyoruz. Evet, teslim ettiniz o önergeyi. Bu önergede sizin ulaştığınız bilgilerle alakalı teyit bekliyorsunuz hükümetten. Ve eğer bu bilgiler doğruysa skandala yol açacak diyorsunuz. Nedir o skandala yol açabilecek bilgi? Şu an yani elimizde aldığımız bilgiler ve yaptığımız araştırmalar çerçevesinde geldiğimiz şöyle bir nokta. Hukuksal olarak bir skandal söz konusu. Bir yandan 8 veya 9 fail söz konusu. Almanya'da halen yaşayan, Almanya'nın farklı bölgelerinde Alman oturum alan, Almanya vatandaşı olan, Almanya'ya çok rahat bir şekilde giriş çıkış yapan failler söz konusu. Ceylan'ı sormuşsunuz. Ethem Ceylan nerede diyorsunuz ve onu kimler koruyor? Bunu bilmek istiyorsunuz. Nedir Ethem Ceylan'ın durumu? Fail. Elimize yeni ulaşan belgeler arasında mahkeme kararları var. Sigmaringen İdari Mahkemesi'nin verdiği 2006'nın Eylül ayında alınan bir yurt dışı kararı var. Ethem Ceylan'la ilgili Türkiye'ye sınır dışı etme söz konusu bu kararda. Ve bu mahkeme kararına karşı şikayet yolu da denilmiş. Ama bu şikayet de tekrar reddedilmiş mahkeme tarafında. 2016'nın 12. ayın 12'sinde red kararı alınmış ve Türkiye'ye yurt dışı edilmiş. Ve resmi prosedürleri göz önünde bulundurursak yurt dışı edilme esnasında, bütün bu prosedür esnasında bütün yurt dışı edilen şahsın bütün bilgileri resmi bir şekilde Türkiye'deki makamlara veriliyor ve iade ediliyor havaalanında. Ve bu şöyle bir soru işareti şu an kafamızda. Yani 2006 veya 2007'den yurt dışı edilmiş bir fail, aranmakta olan bir fail Türkiye'de şu an 13-14 senedir serbest bir şekilde yaşıyor söz konusu. Ve şu anda onu kimler koruyor ve nerede sorusunu yöneltiyorsunuz bu önergede de. Evet, yaptığımız araştırmalar çerçevesinde Ethem Ceylan'ın şu anki ikameti hakkında veya Türkiye'de olunup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi bulamıyoruz ama Türkiye'ye sınır dışı edilmiş. Evet, diğer merak edilen bir konuda Alman hükümetinin her zaman soru önergelerine böyle yetersiz yanıt verip vermediği ve bu kadar sürecin yavaş işlemesi. Bu çok alışıldık bir durum mudur? Hayır, burada çok ikiyüzlü bir politika yürütülüyor Almanya hükümeti tarafından veya daha doğrusu iki ülke, Türkiye ve Almanya hükümeti tarafından. Söz konusu solcular, Kürtler, akademisyenler olunca son yıllarda Almanya'ya gelen, Türkiye'de yargılanıp Almanya'ya gelen, burada iltica talebinde bulunan veya burada oturum almaya çalışan birçok arkadaşımız var. Gazeteci, aktivist, akademisyen, milletvekili ve bu insanlara karşı yürütülen davalarda iki ülke arasındaki bilgi, iletişim ağları çok ciddi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok ciddi bir şekilde mahkemeler hazırlanıp yurt dışı kararları alınabiliyor. Yani bu söz konusu Kürtler, solcular, demokrat diğer kesimler olunca iki ülke arasındaki güvenlik çalışmaları veya yargı çalışmaları çok ciddi ve çok hızlı bir şekilde yürüyor. Ama söz konusu Sivas failleri olduğunda nedense yıllardır hiçbir şekilde bir adım atılmıyor, hiçbir şekilde bir dava açılmıyor. Herhangi bir yaptırım söz konusu değil ve şu an 8 fail söz konusu ve bu failler çok rahat bir şekilde Almanya'da hiçbir mahkemeye tabi tutulmadan çok rahat bir şekilde hayatını burada sürdürebiliyorlar. Alman hükümetinin İslamcılara, siyasal İslam'a, radikal İslam'a bir yandan savaş açtığını görüyoruz ama diğer taraftan da iş gerçekten araştırıp failleri yakalamaya geldiği zaman bir suskunluk söz konusu. Çok düşündürücü gerçekten. Evet, söz konusu yani hem İslamist ağlar söz konusu ve ırkçı neofaşist Alman ağları da çok yaygın ve bu iki kesime karşı çok farklı çalışmalar veya mahkemeler veya gözetimler sadece yürütülüyor ama çok böyle detaylı bir şekilde veya çok ciddi bir takip söz konusu değil. Sadece takip altında resmi olarak öyle bir statü söz konusu. Ama diğer kesimlere gelince Alman istihbaratının da, Alman hukukunun da, mahkemelerinin de ve Alman hükümetinin de ne kadar çabuk bir şekilde kararlar alıp mahkemeler açıp birçok insanı yargılayabiliyor. En son Almanya'da örneğin Münih davaları görünülmüştü. Yani biz Sol Parti olarak Almanya'nın bu ikiyüzlü politikasını eleştiriyoruz. Özellikle hem İslamist kesimlere karşı daha yoğun bir şekilde gözetim talep ediyoruz ve bu şahısların ciddi bir şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Aynısını neofaşist ırkçı ağlar içinde talep ediyoruz ve burada da aynı sorun söz konusu. Özellikle Antifa grupları, sol grupların yaptığı, NGO'ların yaptığı çalışmalar sonucunda bu şahıslar ve bu kurumlar takip altına alınıyor veya bir şekilde skandal haline gelip medyaya yansıyor ama Almanya istihbaratı ve hükümeti bu konularda da çok pasif kalabiliyor. Son 20 yıla, Türkiye'nin son 20 yılına el koyan İslamcı iktidara sizce Almanya el veriyor mu? Biz iki ülkeler arasında bilateral ilişkiler var, ekonomik ilişkiler var, birçok farklı alanda ortak ilişkiler söz konusu Almanya ve Türkiye hükümeti arasında. Ve tabii Almanya hükümeti de birçok konuda göz yumuyor veya göz ardı ediyor birçok konuları. Ve biz Sol Parti olarak bütün bu iki ülke arasındaki bütün bu ikiyüzlü ilişkileri, bütün bu çıkar endeksli, Türkiye'deki basın özgürlüğüne karşı, hukuk devletine karşı, demokrasiye karşı yapılan bütün darbeleri yok sayarak Almanya'nın halen Türkiye ile ortak ilişkileri sürdürmesini eleştiriyoruz. Ne diyorsunuz? Siz de solun, Almanya'daki solun, sosyal demokratların siyasal İslam'la ilgili üstlerine düşen vazifeyi yaptıklarına inanıyor musunuz? Sol'un siyasal İslam'a yaklaşımı Almanya'da nasıl? Tabii ki Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde İslamofobi diye bir sorun söz konusu. Özellikle sağ, ırkçı, neofaşist partilerin çok ciddi bir şekilde yürüttüğü bir ırkçılık var. Almanya'da yaşayan bütün Müslümanlara karşı. Ama diğer yandan da tabii Almanya'da da İslamist bir ağ söz konusu var. Ve İslamist ağlarla, örgütlerle ortak çalışma yapan veya o kesimlerde gelen şahıslar da var. Ve bu konuda bütün partiler, Sol Parti, Yeşiller, SPD daha duyarlı ve daha dikkatli olması şart. Şu an çok ciddi bir şekilde İslamist saldırılar da yaşanıldı son aylarda. Viyana'da, Paris'te, Avrupa'nın birçok ülkesinde, Almanya'da da benzer saldırılar oldu. Ve tabii ki bu saldırılara karşı ortak bir şekilde mücadele yürütülmesi gerekiyor. Soru önergesine Alman hükümetinden ne zaman yanıt alacaksınız? Sivas katliamının failleriyle ilgili size net bir yanıt geleceğine inanıyor musunuz bu kez? Evet, daha önceki 2019'da yaptığımız önergede hiçbir bilgimiz yok demişti Almanya hükümeti. Bu faillerle ilgili hiçbir bilgi verilmemişti geçen sene ve ondan önceki önergelerde de çok diplomatik bir şekilde hiçbir bilgimiz yok denilmişti. Ama bu yaptığımız bütün bu çalışmalar tabii belirli bir baskı oluşturuyor ve şu an cevaplarda alıyoruz ve önümüzdeki sene umarım bu en son hazırladığımız önerge içinde çok iyi veya daha net cevaplar almamızı umuyoruz. Bunu bir siyasi parti bulabiliyor ama hükümet, devlet bulamıyor, öyle mi bu sorulara yanıtları? Ya maalesef devletler politikası biraz farklı işliyor ve bu konuda önemli olan muhalif partilerin ve demokrat kesimlerin devletlerin bu politikalarına karşı ortak çalışmalar ve mücadeleler üretebilmesi ve biz bütün bu çalışmaları yapıyoruz ve sonuçlarda ele alacağımızı umuyoruz. Hem basın boyutuyla hem federal boyutuyla diğer arkadaşların eyalet parlamentolarda yaptığı çalışmalar var ve bunlar hepsi bu mücadelenin bir parçasıdır diyoruz ve hep beraber özellikle Sivas failleri konusunda önümüzdeki süreçte de Almanya hükümetinin verdiği cevapları ve attığı adımları da takip edeceğiz. Türk toplumundan da bu adımınızla ilgili bir destek alıyor musunuz? Tabii ABF tarafından, birçok göçmen kurumu tarafından bu konularla ilgili yaptığımız çalışmalardan da destekler alıyoruz. Tabii şu anda izleyenler açısından önergeyle ilgili belli başlı notları sizden alabilir miyiz? Elinizde varsa liste, bazılarını okuyabilir misiniz bize? Hangi sorular yer alıyor? Yani şu an biz Sivas faillerini 2-3 ayrı kategoriye, 2-3 ayrı gruba ayırıyoruz. Elimizde net olan bilgiler var 8 faille ilgili. Bunların doğum tarihi, isimleri var ve biz bu 8 fail hakkında bilgi istiyoruz. Özellikle Almanya'da hangi oturum statüsüne sahipler, geçici oturum mu almışlar, kaç senelik oturum mu almışlar, aralarında Alman vatandaşlığı için başvuru yapıp onay almış olanlar var. Yani her 8 failin statüsü ile ilgili bilgi istiyoruz ve ayrıca yaklaşık 9 kaçak olan fail söz konusu. İkametleri şu an nerede olduğu bilinmeyen veya belirli bir süre içinde Almanya'da yaşamış, ondan sonra belki Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmiş failler söz konusu veya Türkiye'ye dönmüş olabilecek failler söz konusu. Ya bunlar hakkında da detaylı bilgi istiyoruz. Ayrıca önemli olan Adem A. Bektaş failinin hakkındaki sorularımız çok önemli. Milli görüş camilerinde imamlık yapmış geçmişti veya halen söz konusu ve Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından izlenen bir cami ve milli görüşten söz ediyoruz. Ve nasıl oluyor da Sivas katliamına karışıp ve oradan hüküm yiyen Almanya'ya gelip ve burada fail olarak yaşayıp istihbarat tarafından hiçbir şekilde altına alınmamış, mücadele alınmayan, evet. Yani bütün bu failler söz konusunda bizim ve birçok arkadaşın da dile getirdiği bir iddia var. Almanya Anayasa Koruma İstihbaratı bu failleri koruyor mu? Bilinçli bir şekilde koruyor mu? Veya bunları bilinçli bir şekilde muhbir olarak farklı İslamist örgütlerle çalışma açısından kullanıyor mu? Buna benzer birçok iddialar ve soru işaretleri var şu an. Ve biz bütün bu soruların netleşmesini istiyoruz. Bütün faillerle ilgili detaylı bir şekilde listeledik sorularımızı. Biz bu 15 maddelik önergemizde bütün faillerle ilgili bilgileri net olan 8 fail ve diğer faillerle ilgili net bilgiler istiyoruz. Oturum statüleri nedir? Alman vatandaşlığı kabul edilmiş failler var. İltica başvurusu yapıp ve iltica başvuruları da kabul edilmiş failler var. Nerede milli görüş içinde imamlık yapan yönetimlerde yer alan failler var. Biz bütün bunların hepsini teker teker listeledik bu önergemizde ve Almanya hükümetinden net bilgi istiyoruz ve ayrıca bu ortada olan bir iddia söz konusu. Bu şahıslar, bu failler Almanya istihbaratı tarafından kullanılıyor mu? Muhbir görevleri mi verildi? Ve nasıl bu şekilde elini kolunu sallayarak Almanya'da yaşayabiliyorlar diye büyük bir soru işareti var kafamızda. Ve biz bu soruların netleştirilmesini istiyoruz. Almanya hükümetinin de ve Türkiye hükümetinin de istediği tabii ki bu. Yani unutulması, zaman aşımına uğranması ve önemli olan burada ortak bir şekilde Alevi kurumlarıyla, diğer milletvekili arkadaşlarıyla, avukat arkadaşlarla, mücadele yürüten ailelerle ortak bir şekilde bu mücadeleyi devam ettirmek ve bu faillerin peşini bırakmamak ve adalet istemek. Yani bizim arayışımız, biz adalet arayışındayız ve bu şahısların yargılanmasını istiyoruz ve bu konuda da Almanya hükümetine önümüzdeki süreçte de tekrar yeni önergelerle ve çalışmalarla da devam edeceğiz. Evet, siz sormaktan bıkmamışsınız ama hükümette yanıt vermemekten bıkmamış. Dileriz bu son önergeye gerçekten açık ve net yanıtlar alır Sol Parti. Herkesin, her kişinin, her kuruluşun aslında peşini bırakmaması, hesabını sorması gereken bir katliam, 33 aydınımızın, 33 canımızın yaşamını yitirdiği bir katliamdan söz ediyoruz. Üstelik Alman istihbaratının, Alman hükümetinin yapması gerekeni bir siyasi parti yapıyor şu anda. O araştırmaları siz yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz ve net yanıtlar alındığında umarız ki bu sefer gerçekten tatmin edici sonuçlar, yanıtlar döner Sol Parti'ye. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağınızı düşünüyoruz yakın dönemde.